Evet, ben de konuşmama başlarken önce il başkanımıza, milletvekilimize, Kütahya'da bulunan iş insanlarıyla bizi bir araya getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bugün bütün gün boyunca programımız sürecek. Kütahya bizim bu yıl içinde ziyaret ettiğimiz 28. ilimiz, 29. ilimiz hatta. 30 mu olduk yok? 30. Dün Afyon 29'du, bugün 30. ilimiz. 30 bin kilometrede yol yapmışız. Özellikle tabii bu pandemi döneminde iş aleminin sıkıntılarını, halkımızın sıkıntılarını dinlemek bizim için önemli bir yol gösterici oldu. Bugün size yapacağım sunumun başlığı Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Gerçekten savruluyoruz. Aslında bu yeni değil. Yani üç büyük krizi biz arka arkaya, bir tanesi geçen yıl başlamak üzere, diğer ikisi de çok uzunca bir süredir devam etmek üzere yaşıyoruz. Bir kere en uzun süreli krizimiz ekonomik kriz. Arkasındaki neden de bugün mevcut hükümetin uygulamakta olduğu büyüme modelinin tıkanmış olması. Neydi bu büyüme modeli? Dışarıdan borcu al, getir burada betona yatır, rant yarat, ondan sonra büyüdük de ama aslında sadece ekonomiyi şişir. Tabii bu büyüme modeli özellikle 2007'den sonra belli sıkıntıları göstermeye başladı. Dünyadan, bize benzeyen ekonomilerden ayrışmaya başladık. Ama çok bariz bir şekilde 2014'te ben herkes gibi bir cumhurbaşkanı olmayacağım diye başlayan ve tek adamlığa doğru giden süreçle birlikte gerçekten ekonomide de çok ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını gördük. Tabii bu süreç aynı zamanda devlette de bir yönetim krizine neden oldu. Ve bugün tek adam rejimi devletin tüm kurumlarını yıpratmış durumda. Eskiden bir devlet planlama teşkilatı vardı, şimdi yok. Eskiden bir maliye teftiş kurulu vardı, hesap uzmanları kurulu vardı, şimdi yok. Eskiden bir devlet personel dairesi vardı, şimdi yok. Eskiden bir kanunlar, kararlar genel müdürlüğü vardı. Kanunları hazırlardı, şimdi o da yok. Baktığımız zaman her yerde liyakat bitmiş vaziyette. Bilmiyorum, hiç bu bir sayılı kararname dedikleri, Cumhurbaşkanlığı'nın bu yeni rejimle birlikte çıkarmış olduğu bir sayılı bir kararname var. Diyor ki tüm üst düzey memurlar benimle gelir, benimle gider. O zaman herkes de sadakate göre hareket eder, liyakate göre değil. Bugün Türkiye'nin yaşadığı krizlerin arkasındaki en önemli nedenlerden biri, özellikle bunun yargıda, adalette, devlette gerçekten liyakati, tarafsız davranışı bitirmiş olması. Bakın, daha yeni şu anda ülkede tartışılan bir konu var. Bundan bir ay önce yaklaşık iki tane bir İsrailli karı kocayı tutukladılar. Nedir? İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın evinin fotoğrafını çekiyorlar, casusluk yapıyorlar diye. Dün onları bir uçağa bindirdiler, apar topar İsrail'e iade ettiler. İsrail Başbakanı da Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Biz hep söylüyoruz, öyle bir ülke olduk ki artık kimin içeriye gireceğine, kimin içeriden çıkacağına yargıçlar değil, savcılar değil, Cumhurbaşkanı karar veriyor. Bunu daha önce Raip Brunson'da da gördük. Bunu daha önce Almanya'ya Merkel'in talebiyle iade edilen gazetecide de gördük. Dolayısıyla devlette ağır bir yönetim krizi yaşıyoruz ve bu her alanda bizi çok ciddi patinajlara sokuyor. Bu iki krizi de ağırlaştıran bir başka kriz de küresel salgın oldu. Küresel kriz her iki krizin daha da ağırlaşmasına neden oldu. Bugün
ekonomik kriz baktığımız zaman zirve yapıyor. Bunu nereden görüyoruz? Türk lirasının, Türk parasının pul olmasından görüyoruz. Hatırlayalım, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı, para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler, paranın itibarı milletin itibarı demektir demişti. Bugün paranın itibarını, halini görüyorsunuz. Ben bu grafiği 2 gün önce hazırladım. Ben yetişemiyorum. Bugün yanlış bilmiyorsam dolar 10 lira 90 kuruşu gördü. Hatta gece bir ara 11 lirayı da gördü diyorlar. Peki böyle olunca ne oluyor? Tüm iş insanlarıyla konuştuğum zaman bana söyledikleri, bana şikayetleri şu: istikrar yok. Bırakın istikrarı, artık günlük olarak fiyat veremiyoruz, fiyat alamıyoruz diyorlar. Yani böyle bir olay ekonomiyi hızla ciddi bir zafiyet içine sokar. Biraz sonra onu da anlatacağım. Peki Türk lirası sadece dolara karşı değer kaybetmiyor. Dünyadaki Bulgar levasına karşı değer kaybediyor, Pakistan rupisine karşı değer kaybediyor. Adını bile bilmediğimiz bir sürü paraya karşı Türk lirası değer kaybediyor. Peki bunun nedeni ne? Bu, hatırlarsanız ünlü bir film yönetmenimiz vardı. Benim Yalnız ve Güzel Ülkem diyordu. Hakikaten Türk lirası da benim yalnız ve güzel liram oldu. Ne zaman bu iş başladı, bu kadar derinleşti? Daha önce de Türk lirası benzeyen ekonomilere göre daha fazla değer kaybediyordu ama en hızlı değer kaybı yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'nın kalkıp önce faizler enflasyonun altında olmayacak demesi, onun ardından faizleri beğenmeyip enflasyonun altında olmayacak demesi, faizler enflasyonun altında olmayacak dedi. Sonra enflasyon rakamını beğenmedi. Çünkü yukarıdan, saraydan talimat almıştı. Ben faizleri çekirdek enflasyona göre tespit edeceğim dedi. Onu dediğinin ertesi ayı bu sefer çekirdek enflasyon da yukarı çıktı. Faizlerin üstüne çıktı. Bu sefer dedi ki ben faizleri cari açığa göre tespit edeceğim. Bunları dediği zaman, oyun içinde kural değiştirdiği zaman tabii burada güven denen şey kalmıyor. Ve Türkiye o gün bugündür ciddi bir, sonra da faizleri düşürdü. O gün bugündür de bir ciddi kur, enflasyon, faiz sarmalına girdik. Ne oluyor? Önce baskıyla faizi indiriyor. Baskıyla indirdiği belli oluyor. Baskıyla indirdiği için döviz talebi artıyor. Çünkü bu faiz indiriminin kalıcı olmadığını düşünüyor herkes. Döviz talebi artıyor. Türk lirası değer kaybediyor, enflasyon artıyor. Enflasyon artınca yeniden döviz talebi artıyor. Çünkü insanlar tasarruflarını korumak istiyorlar. Faizler düşük. En son yeniden enflasyon artmaya başlıyor tabii döviz talebi artınca ve böyle bir kısır döngüye giriyoruz. Aslında şunu söyleyeyim. Türkiye mikro olarak baktığımız zaman 3 tane krizi arka arkaya yaşıyor. Yani 2000 krizini görmüş ve bu krizden çıkışı yöneten bürokrasideki en üst düzeydeki kişilerden biri olarak benim gördüğüm manzara şu. Önce güveni bitirdiler, güven krizi başladı. Ardından şimdi bir döviz krizi, kur krizi içine giriyoruz. Türk lirasının değerini tutamıyorlar. Ama bu burada kalmaz. Bu arkasından döner, finansal sistemde krize neden olur. Finansal sistemdeki bir krizinde işi nerelere götüreceği açıkçası belli olmaz. Bugün hani ihracatçı en azından ben iyi durumdayım diyor ama ihracatçının durumunu da çok hızlı bir şekilde bozulduğunu görürüz. Tabii bu kuru böyle serbest bıraktığınız zaman ve kur faizi geçerli, arkasında geçerli bir nedenden dolayı indirmediğiniz için alıyor başını gidiyor. Bu da enflasyona vuruyor. Bugün baktığınız zaman enflasyon
üretici fiyatlarında yani fabrika çıkış fiyatlarında %46,3. Tüketiciye intikal eden fiyatlarda da bu kadar makyaja rağmen, bu kadar enflasyon rakamlarıyla oynanmasına rağmen 19,9. Yani 20 yapmadılar, 19,9. Ama bu bağımsız iktisatçıların topladığı fiyatlara bakarsanız, oralarda çok daha 30'lara varan, 30'ları aşan fiyat artışları var. Peki ne oluyor bu Türk lirası değer kaybettiği zaman? Şu oluyor bir kere, her şeyden önce borç yükümüz ağırlaşıyor. 70 günde Türkiye'nin dış borç yükü Türk lirasıyla 836 milyar Türk lirası artmış. Bu bütçenin borç ödemelerini tahrip ediyor, bu bütçenin faiz ödemelerini tahrip ediyor, her şeyi tahrip ediyor, bütçeyi alt üst ediyor. Sadece devletin bütçesini değil, iş aleminin, iş insanlarının bütçesini de alt üst ediyor, ailelerin bütçesini de alt üst ediyor. Çünkü Türkiye gerçekten dövizle en fazla borçlanan ülkelerden bir tanesi. Yine toplam borcun milli gelire oranına baktığımız zaman da 2002-2003 yılında toplam borçta kastettiğim nedir? Vatandaşın borcu, ailelerin borcu, şirketlerin borcu, bankaların borcu, devletin borcu. Bunları üst üste toplayıp milli gelire oranladığınız zaman 2003 yılında milli gelirden daha düşükmüş. %95'iymiş milli gelir. Şimdi %153'ü olmuş. Dolayısıyla biraz önce söylediğim iş bir finansal krize dönüşürse bundan önceki krizlerde olduğu gibi toplaması çok kolay olmaz. Yani bugün bir finansal krizin bu ülkede yaşanmaması için güçlü ekonomiye geçiş programıyla 2001-2002 yıllarında güçlü bir temel atılmıştı. Ama şu anda o temel ciddi şekilde zorlanıyor. Yine brüt borç stokunun, dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı da yine 2002 yılı, kriz yılı, orayı geçmiş vaziyette. Peki, bir dönem biz bir 128 milyar dolar rezerv meselesini gündeme getirdik. Bence bugün daha hala bu 128 milyar dolarlık rezerv meselesi geçerlidir. Nedir bu 128 milyar dolarlık rezerv meselesi? Merkez Bankası kendi sahibi olduğu, kısa vadeli borçla değil, uzun vadeli borçla finanse ettiği rezervlerini sattı. Ne zaman sattı? 2018'de ve daha sonra da ondan önce de yine referandum sürecinde sattı. Niye sattı? Ekonomide istikrar varmış havası verebilmek için sattı. Aslında dışı açık bir ekonomide rezervlerinizi satarak kuru durduramazsınız. Kısa vadede bir spekülatif atak olursa rezervlerinizi kullanırsınız. Ama uzun vadeli olarak rezerv satarak Türk lirasının değer kaybetmesini durduramazsınız. Çünkü bu adeta dibi delik bir kovaya su boşaltmaya benzer. Bu hükümet bunu yaptı. Kayınpeder, damat bir araya geldiler, 128 milyar doları sattılar. Peki, niye bu çok önemli? Şu bakımdan önemli. Şimdi kuru bıraktınız gidiyor. Bu bir spekülatif harekete de neden olabilir. Merkez Bankası elinde yeterli cephaneye sahip olduğunu gösterebilse bu günlük dalgalanmalar bu kadar şiddetli olmaz. Ha bu tabii faizde, diğer konularda yapılan hataların tabii ki bedeli olacaktır. Ama kısa vadede en azından Merkez Bankası'nın elinde yeterli cephane kalırdı. Şimdi o da kalmamış vaziyette. Bu da oynaklığı, belirsizliği, istikrarsızlığı daha fazla arttırıyor. Bütün bu gelişmelerin sonunda Türk ekonomisi rotasından çıkmış vaziyette. Ne zamandan beri söyledim? 2014'te
ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım diye tek adam rejimine geçiş süreci başlamasıyla birlikte. Peki bugün neredeyiz baktığımız zaman ekonomiyle ilgili olarak? Şimdi 2023 hedefleri vardı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Cumhuriyet'in 100. yıl hedefleri. Önce 2011'de AK Parti'nin seçim beyannamesiyle açıklandı. Daha sonra da meclisten geçen 10. kalkınma planıyla resmi bir taahhüde dönüştü. En son yayınlanan orta vadeli programın 2023 yılına ilişkin büyüklüklerini bu hedeflerle karşılaştıralım. Milli gelir. 2011'de 2 trilyon dolar olacağı açıklanmıştı 2023 yılında. Şimdi ne oldu? Ne diyorlar? 925 milyar dolar, yarısı bile değil. Kişi başına gelir. 25 bin dolardı, 10.703 dolar. Yarısı bile değil. İhracat 500 milyar dolardı, 242 milyar dolar. Yarısı bile değil. Dolayısıyla bütün hedefler, açıklanan hedeflerin, millete verilen taahhütlerin yarısını bile bu hükümet tutturamayacak. Yani bir ekonomi yönetiminde biz başarılıyız, kitabını yazdık, şunu yazdık, bunu yazdık deniyor da yazılan kitap bu. Tutmayan hedeflerin kitabı. İşsizlik, %5'e indireceğiz demişlerdi. Taahhüt etmişlerdi, vatandaşa söz vermişlerdi. Şimdi ne diyor? %11,4'te kalacak diyor. İki katından fazla. Dolayısıyla ekonomi yönetiminde çok ciddi bir başarısızlık olduğu açık. Ve bütün bunların sonunda 2011 yılında dediler ki, biz bunları yapacağız. Ve ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokacağız. Bugün ilk 20 ekonomisi içindeyiz. O gün ilk 10 ekonomi arasına sokacağız. Ne oldu? 2023'e 2 yıl kala 2021 yılında, yani bu yıl, yapılan tahminlere göre, Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerine göre, Türkiye bırakın ilk 10 ekonomiye girmeyi, ilk 20 ekonomi liginden de düşüyor. Bu nasıl bir kitap yazmak yani? Şimdi bütün bunların arkasında aslında tek adam rejimi var. Tek adam rejiminin devlette yarattığı yönetim krizi var. Kurumlar artık yasal görevlerini bile saraydan talimat almadan yerine getirmiyorlar. Yangında bu böyle oldu. Selde bu böyle oldu. Yangında uçak uçuramadılar. Türkiye'yi uçuracağız dediler, uçak uçuramadılar. Ülkeyi sel götürdü, vatandaşı şikayet ettiler. Dere yataklarına ev yapıyorlardı. Kim izin veriyor dere yataklarına ev yapmalarına? Ama esas mühim olan şu son dönemde yaşadıklarımız. Geçenlerde Hazine ve Maliye Bakanı dün değil evveli gün çıktı. Daha önce şöyle Merkez Bankası Başkanı'na anlatmıştım. Merkez Bankası Başkanı çıktı. Manşete değil çekirdek enflasyona bakacağız. Sonra da çekirdek enflasyona değil cari açığa bakacağız. Fiyatları bu şekilde düşüreceğiz dedi enflasyonu. Hazine Maliye Bakanı çıktı. Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz dedi. Kurumlar üzerlerine düşeni yapmalı, cari açığı düşürmek hükümetin görevi dedi. Arkasından Cumhurbaşkanı çıktı. Dün faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Bunun tersini söyleyen benimle yürümesin dedi. Zaten o konuşmayı yaptıktan sonra da dolar 11 liraya dayandı. Bu ülkenin yönetilmediğini, şu konuşmalar, yani bu konuşmaları kim yapıyor? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakan, Cumhurbaşkanı'nın atadığı
Merkez Bankası Başkanı. Yani aralarında bu söylenenlerin hiçbiri birbiriyle tutarlı değil. Ha, biri doğruyu söylüyor. O da bakan, bakan. Yani doğruyu söyleyen bakan. Ama diğerleri aldıkları talimat çerçevesinde hareket etmek istiyorlar. Tabii burada üzücü olan nokta yapılan hatalara Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın bir dini kisveyle örtmeye çalışması. Bu bir ideolojik yaklaşım faize. Faize ideolojik yaklaşım son derece bu, yani bu şeyde, sistemde, ekonomik sistemde son derece yanlış. Tüm bunların sonucunda, yani bu en son gördüğümüz tablo ama bugüne kadar yaşananların sonucunda ülkemiz her alanda zemin kaybetti. Hukukun üstünlüğü endeksinde 48 sıra birden düştük. Yolsuzluk algı endeksinde 2013'ten bu yana 22 sıra birden düştük. İnsani özgürlük endeksinde 57 sıra birden düştük. Dünya mutluluk endeksinde 27 sıra birden düştük. Küresel barış endeksinde 15 sıra. Enflasyon düştük. Enflasyonda da en yüksek enflasyona sahip ülkeler liginde de 15. sıraya 15 sıra birden yükseldik. Rezerv yeterliliğinde ise 11 sıra birden düştük. Dolayısıyla buralarda çok ciddi telafilere ihtiyaç var. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunları telafi etmeye hazırız. Türkiye'nin küresel zeminde küresel ligde kaybetmiş olduğu zemini telafi edeceğiz diyoruz. Türkiye'yi küresel yarışta Süper Lig'e çıkaracağız diyoruz. Doğrudur, salgın ekonomik krizi hem de devlet krizini daha da ağırlaştı. Çünkü salgını da iyi yönetemedik. Bütün dünya bütçesinden destek verdi salgından etkilenen esnafına, sanayicisine. Biz borca batırdık. Şimdi onun sıkıntısını çekiyoruz. Ne esnaf? Esnaf borcunu ödeyemiyor. İhracatçı olmayan sanayici şu anda borcunu ödeme sıkıntısıyla karşı karşıya. İhracatçılar da yakında bu sıkıntıyı dile getirmeye başlayacaklar. Bütün bunlara baktığımız zaman şu anda pandemide de çok açık söyleyeyim, rakamlara baktığımız zaman geçen yıldan daha kötüyüz. Geçen yıl Kasım ayında vefat eden sayısı 161'di. Şimdi 227. Ve şu gezilerde gördüğümüz bir şey var. Yeni bir kapanma süreci başlarsa esnaf bunun altında kalır. Çünkü elindeki tüm cephaneyi kullanmış vaziyette. Biz bu buhranla boğuşurken dünya nereye gidiyor? Yani dünyada bir prekaryalaşma, yani güvencesiz istihdam, gelir dağılımındaki bozulma var ve bu küresel sosyal huzur ve politik istikrarı tehdit ediyor. Dünya buna karşı önlem almak istiyor. Ve Washington mutabakatından Cornwall mutabakatına doğru gidiyor. Ne Washington mutabakatı? Washington mutabakatı bundan önce en büyük ülkelerin oturup şuna karar vermişlerdi. Ekonominin savunma, yani bir ülkenin savunmasını sağlayın, güvenliğini sağlayın, adaleti sağlayın. Onun dışında bırakın. Piyasalar her şeyi telafi eder. Ve bunun böyle olmadığı ortaya çıktı ve son Cornwall bu yıl yaptıkları dünyanın en büyük 7 ekonomisinin toplantısında bir Cornwall mutabakatı açıkladılar ve Cornwall mutabakatına göre devletin kimsenin büyüme sürecinden dışlanmaması için, sosyal adaletin sağlanabilmesi için, gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi için müdahalesinin gerekli olduğunu söylediler. Bir refah devleti 3.0 diye bir tanım ortaya atıldı. Tanımı ortaya atan aslında Türk iktisatçı Daron Acemoğlu. Nerede tartışıldı? Uluslararası Para Fonu'nda. Yine ilginçtir. Amerika'da St. Louis Merkez Bankası İktisadi Eşitlik Enstitüsü kurdu. Oysa merkez bankalarının eşitlik falan diye bir görevi yok.
Diğer taraftan küresel değer zincirlerinin kısalması bizim için büyük bir avantaj. Çünkü baktığınız zaman uçuş mesafesi olarak, ulaşma mesafesi olarak dünyada çok büyük bir nüfusa biz 4-5 saatlik bir uçuş mesafesi içinde ulaşabiliyoruz. Buraları da dünyanın en zengin pazarları. Şimdi bu tamam bizim için bir avantaj. Ama bu avantajı iyi kullanabilmek için her şeyden önce iyi yönetilebilmek lazım. Ekonomiyi iyi yönetmek lazım. Avrupa Birliği ile ticarete devam edebilmek için yeşil mutabakatın getirdiği bir takım hususlara uymak lazım. Dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmek lazım. Ve bunun için gerekli adımları da bir an önce atmak lazım. Ama bakıyoruz daha Türkiye yeni Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Onu da epeyce biz de bir bastırdık bir an önce onaylayın diye. Ama Cumhurbaşkanı gitti Amerika'da gördü ki bu Paris İklim Anlaşması'nı onaylamazsa dünya finans piyasalarından para bulması da son derece zor olacak. Şimdi şunu söyleyelim. Bugün biraz önce söylemiştim. En önemli sorunumuz güven. Bu güvensizlik bizi başka krizlere de taşıyor. Shakespeare'in bir lafı var. Güven ruh gibidir diyor. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. O zaman neye ihtiyacımız var? 3 tane yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara. Çünkü bu kurallara, kurumlara ve bu kadrolara artık güven kalmadı. Peki, sonra ne yapacağız? Bir, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeceğiz. İki, tarafsız cumhurbaşkanı olacak. 3. Kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek. Milletin vekilini millet seçecek. Yani güçlü bir demokrasi olacak. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Ekonomik yeni kurum olarak ekonomik ve sosyal konseyden sonuna kadar yararlanacağız. Ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı da kuracağız ki en yakın sınırlarımızdan başlamak üzere stratejik riskleri bertaraf edebilelim. İkinci sütun üreten Türkiye, yani dünya piyasalarında yarışma gücü yüksek olan bir ekonomi ve bu çerçevede üreten bir ekonomiye gideceğiz. Tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. Eğitimde iş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliliğini arttıracak dönüşümü gerçekleştireceğiz. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Buhranın üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek planını, destek programını hemen yürürlüğe sokacağız. Sağlık gibi, gıda gibi stratejik sektörlerde kendi kendine yeterli olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük bu krizde. Dolayısıyla burada kamucu politikalarla kendi kendine yeterliliği sağlayacak önlemleri alacağız. Stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Tüm OSB'lerde yatılı teknoloji liselerini ve teknoloji teknik üniversiteleri çoğaltacağız. Üçüncü sütun güçlü bir sosyal devlet olacak. Kimseyi dışlanmış, hiçbir kimse dışlanmayacak büyüme sürecinden. Ve burada da yeni kurum olarak aile destekleri sigortası kurumunu kuracağız. Bunun önemi bütün dünyada pandemi sürecinde gayet iyi anlaşıldı. Dördüncü sütun sürdürülebilirlik olacak. Kral değil kural olacak bir kere her şeyden önce.
Ekosistem hakkı güvence altına alınacak. AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlayacağız. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki siyasetin gölgesini kaldıracağız. Maliye ve para politikalarında borç yükü ve enflasyon sürdürülebilir seviyelerde olacak. Makro ihtiyati tedbir çerçevesini paydaşlarla beraber şeffaf şekilde oluşturacağız. Ekonomik istikrar küresel sermayenin risk iştahına terk edilmeyecek. Türkiye'nin yeniden demokrasisini güçlendirmeye, üretim yapısını güçlendirmeye, sosyal devleti güçlendirmeye ve politikalarını sürdürebilir hale getirmeye ihtiyacı var. Biz bunları yapmaya talibiz yeni kadrolarla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi herhalde bundan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun.